Değerli izleyiciler, İtalya'dayız. Mantovan'da, Mantovan şehrinde bir süt işletmesindeyiz. Süt işletmesinin sahibi, kızı, işte pazarlamasından sorumlu arkadaşlar, çiftçilerimiz, firmamız, arkadaşlarımız hep birlikte süt işletmesini gezeceğiz. Öncelikli olarak onlara bir merhaba demek istiyoruz. Hello. Thank you very much for invitation for us. Oh, it's a pleasure. It's very nice for us. It's a pleasure for us. Okay. Bizim için, ben onlara teşekkür ediyorum. Bizi davet ettikleri için diyorum. O da diyor ki bizim için büyük bir zevk. Hoş geldiniz diyor. Can you give me a small general information about your farm? Yes. Okay. Our family has been working here for the 1970s. 1970'lerde kurulmuş bir çiftlikten bahsediyor. 200 tane hayvanları olduğundan bahsediyor. 200 milking cows. Yes. 1700'lerden başlıyor yalnız. 1970'te mandıraya geçiyor. He's talking about your backside is a 17th centuries. Yes. Right? Yes. Evet, okay. Çiftçi arkadaşımız da uyarıyor daha önceki aldığı bilgilerden. 17. yüzyıldan gelen bir kültür var. 17. yüzyıldan beri hayvancılık yaptıklarını söylüyor. Yes. Yes, they are recently rebuilt, but the original area is from the 17th century. Ya, okay. 17. yüzyıldan beri bu işlerin yapıldığını söylüyor ve şu anda da 200 sağmalları var. Onu da emin olmak istiyorum. 200 milking cows, right? Yes. And then others, heifers and the calves. Yes, and the totally. Il totale più o meno delle mucche 300. 400 animali tra giovani okay. And the cow. 400. Toplamda total. 400 hayvanımız var değerli arkadaşlar. 200 tanesi sağmal. Hep birlikte çiftliğimizi şimdi ziyaret edeceğiz. Hep birlikte bilgilerimizi oradan alacağız. Okay, let's go on in the barn. Okay. Okay, let's go. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Geldik ahırımızın başına. 200 sağmalımızın olduğu yer. Çok güzel bir ahır dizaynı var. Bunu da yavaş yavaş gezeceğiz şimdi gene çiftçi arkadaşlarımızla birlikte. Okay, let's continue about the general information about the barn. Okay. We are talking about the number of the milking cows. It's a 200. Okay. We don't have bulls. Okay. Diyoruz ki 200 tane şeyimiz var, sağmal hayvanımız var ama hiç boğamız yok. Quanti vitellini ci sono e quante mucche un po' più grandi? Okay. They have 185 milking cows. 185 sağmal ineğimiz var, tam rakamı. 60 tane şeyleri var. Heifer. This means heifer. 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 How many? 60. 60. 60. 60. Yes. 60 tane de düveleri var. 15 tane de arkadaşlar kuru periyotta olan hayvanları var. 15 tane de hani kuruda olan hayvanları var. Okay. It's all of them is Holstein, right? Yes. Hepsi Holstein cinsi hayvanlar. Ve sütle alakalı da konuşalım. Direkt çiftçilerimizin merak ettiği konu süt ortalama verimleri. Nedir? Yani değil mi? What is the yield of the milk per cows per day? For one cow per day. 39. 39 litre süt ortalamaları var arkadaşlar. Gerçekten büyük bir rakam. It's very very high. The first group, eh? Però la produzione molto alta d'inverno e d'estate cala. 33 or 35. Şimdi bu kış döneminde verimimiz çok yüksek. Yüksek olan dönemdeyiz diyor 39 litre ile. Yaz döneminde ise 33-35 litrelere kadar verimimiz düşer diyor. The question is, this we are talking about the first group, first highest group, right? Yes. Do you have another groups? Tutte hanno più o meno questa produzione o c'è una... La media della stalla. Ok. Ci sono due gruppi. Ok. Le vacche vecchie e le vacche di prima lattazione, young cow. Okay, that was the average. Bu ortalama diyor. He said that he has two groups, the old one and the young one. Yes. Şimdi iki tane süt grubu olduğunu söylüyor çiftçi arkadaşımız. Margarita, onun kızı, bize tercüme ediyor. Diyor ki 42 litre veren bir grubumuz var. Bu şampiyon grup ya da üst grup. Hep biz diyoruz ya birinci grup. Bir de ikinci grubumuz var. İkinci grupta 37 this youngest group. Yes, 35. 35. Yes. 35 litrede şey veren var. İkinci grup var.
İkisinin ortalamasını işte 39 litre gibi söylüyor. Ortalama verim olarak bayağı da yüksek bir verim var. What about the fat percent or protein? Okay, one moment. Okay, hello. he's the worker who works in the milking. Holle, şimdi bir işçi arkadaşımız geldi buraya. Çiftlik sahibimiz onu davet etti. Şimdi diyor ki Hindistanlı kendisi, Paulo ismi, 20 yıldır işletmede çalışıyor. 20 yıldır tek başına çalışıyor ve kendisi yalnız. Bütün üretimi yılda 2000 ton sütü sağmakla görevli diyor. Süt sağım işinde çalışıyor ve süt sağımlık. He love it his job, yes, right? Yes, yes, of course. Bu işi seviyor. Okay, the question is, what is his pay? Per month. Il no, okay, okay. La sua paga vuole sapere al mese. Okay. Il costo totale compreso le tasse e i contributi. Less because you have to take off the taxes. Şimdi diyor ki arkadaşımız hemen sordu. Bu çiftçi işçimiz çalışıyor çiftlikte. Sahamcı ne kadar maaş alıyor diye maaşı söylediler. 3500 euro şeyde toplamda maaşı var. 3500 euro fakat bu 3500 euro ne? Yani vergiler dahil. Ne kadar vergi var diye sorduğumuzda %40 vergi var diyor. %40 vergimiz de yaklaşık 1400 euroya falan gelir. 3500 eurosunu çık. 1900 euro. Yok, 2100 euro. 2100 euro. Okay. Without the tax is 2100 euro. Senza tasse 2100. Approximately. Yes. Yeah, approximately. Yes. Yani 2100-2200 gibi bir euro maaş alıyor çiftçimiz. Okay, they are interested about the feed. Okay. What kind of the feed they used for the milking cows? Che tipo di alimentazione per le vacche in lattazione? Sì. Ora al giorno ogni vacca mangia 5 silage corn. Okay, corn silage. Corn silage. 25 kilogram. Yes. 25 kilogram silaj yiyor her sağma. 8 kilograms of alfa alfa silage. Okay, 8 kilogram yonca silajı kullanıyorlar. Her inek için 25 kilogram silaj. Yonca olarak değil, silaj olarak. Okay. Alfa alfa is silaj, not dry. Yes. Non asciutta. Io no, ad oggi no. Not today. Però okay. Produciamo anche. But they produce also the dry alfalfa. Oh, okay. Şimdi yoncayı da kuru olarak üretiyorlar ama şu anda sağmalları söylüyor. Devam etsin bakalım belki ondan da koyacak. 25 kilo silaj verdi. 8 kilogram da yonca silajı verdi. Yonca silajı verdi. Okay. Yonca ile yonca silajı farklı şey arkadaşlar. Evet yonca ile yonca silajı farklı. Bakalım. Okay. Continue. 2 kilogrammi with fieno. Asciutta. Yes. Yani 2 kilogram da kuru buğday değil yem bitkisi otu. Arkadaşlar bu söyledikleri. Kuru ot. Yok. Yani şu çayırın buğdaygil karışımı var. Hmm. Çok kaliteli bir ot karışımı. 2 kilo da ondan veriyoruz diyor. O da şey protein kaynağı olarak. 2 kilo da o girdi. Ama bu kur giriyor. Sağırlara da mı veriyor? Yok yok bir şeyi konuşuyor şimdi. Milking cows. We are talking about the milking cows. Yes. Right? Okay. Yes. And che non è tutta la pianta ma solo il seme e il humidity. Okay, şimdi bak yeni konu bu zaten Türkiye'de çok konuşuluyor arkadaşlar. Mısır silajı, dane mısır silajı ondan veriyorum diyor. %40 neme sahip. Yani hani hasat ediyorsun. Hasat ettiğinde dane olarak danesini hasat edip silaj yapıyorsun. Böyle silolara konuyor, plastik silolara. In the big bag. In the big plastic silo. Ne trinchea? Ah, okay, silage. Yeah. Like silage. Okay. Bazıları öyle yapıyor, bazıları da kuyularına koyuyormuş. How much kilograms? 5,5. 5 kg kilogram. Yes, 5. 5 kilogramda %40 nemde mısır dane silajı. Bak mısır dane silajı. Anladınız değil mi? Evet. Mısır dane silajı. And then poi sempre mais però secco. Mhm. 2,5 kg. Dry corn 2 kilogram. Yeah. 2.5. 2,5 kilogram dane mısır veriyorum diyor. 2,5 kilogram da soya küspesi. It's a soya posası. It's a not real soya bean. Is a rest meal, soybean meal. Soybean meal, değil mi? After the cooking.
farina di estrazione. Dopo la cottura, dice. Sì, dopo che hai tolto l'olio. Ok, without oil. Yeah, without okay. oil. Yani yağ aldıktan sonra kalan soya küspesi. Ona emin olmak için ben uzattım biraz mevzuyu. 2,5 kilogram da soya küspesi. Artı premixler. How much kilogram? 3. 3 kilogram da premix katıyorum diyor. Per cow, no. Per cow, yeah. Per cow. Per cow. Al giorno. A day. A day, 3 kilograms premix. İçinde yağın da proteinin de minerallerin de olduğu 3 kilogramlık bir karışımdan bahsediyor. Hani bizim sadece premix diye verdiğimiz sadece mineral maddeler, vitaminler değil. 3 kilogram yani içinde yağ var, protein var, mineraller var. Okay. It's okay. Yes. Yeah, it's okay. It's enough. It's enough. Too much. Şimdi sayalım baştan. Yani buğdaygil yem bitkisi, mısır silacı. 25 kilogram, 8 kilogram yonca silacı, 2 kilogram buğdaygil yem bitkisi veriyor. And then 2.5, 2,5 kilogram soya, ondan sonra 3 kilo premix, 5,5 kilogram da şey vermişti, bu mısırın tanesinin silacından, ıslak tane silacından verdi. Neticesinde, and the result is a 39 liters per day. Yeah, right. The average. Bunun neticesinde, bu beslemenin neticesinde de 39 litre ortalama süt veriminde olduğunu söyledi. How much times milking in day? Two times or three times? Two times. İki kez sağım yapılıyor günde. Morning, early morning. Yeah. And then from 4 a.m. to 8 a.m. Okay. 4'ten 8'e kadar sabahleyin ilk sağım yapılıyor. 3'ten 6'ya ya da 7'ye kadar da ikinci sağımı yapıyoruz diyor. Ne soracaktın Duran? Burada eksik gördüğümüz yani Türkiye'de hep olan. Ha, soralım. Burada eksik gördüğümüz sap ve yem kullanılmıyor. Evet, sap şimdi ve bu yem şimdi duymadı. Arkadaşlar şey rasyonu alırken dinlerken şimdi dedi ki şunları veriyoruz. Sapı ve soracağım. Fabrika yemini söylemedi. Bunu soralım. What about the straw? Straw is you know straw? No. It's a after the straw. Harvesting the wheat. Okay. Balya. No straw. No straw. No straw for the milking cows. Milking cow no. Per le menze sì. Only for heifers. Okay. Şimdi diyor ki rasyonda balya ya da işte sap sağmal hayvanlar için kullanmıyoruz. Düveler için sadece kullanılıyor. Eğer konsantre yemi de soruyorsanız bizim kullandığımız konsantre yemin sadece o bahsettiğim premix karışım. Hani içerisinde yağ, protein ve mineral maddeler olan 2-3 kilogram koyduğumuz yem. Başka da bir şey değil. Yani başka bir yem kullanmıyoruz diyor. Ha. Bir de bu ham maddelerin ne kadarını kendi işletmelerinde üretiyorlar. Okay. Ne kadarını dışarıdan satın alıyorlar. The question is, you are produce yourself, your feed, or you are buying the others companies? Okay. Lo produci tu o lo compri? L'alimentazione. Produciamo. Şimdi ne soruldu? Diyor ki yemini kendi üretiyor, dışarıdan mı alıyor? We produce corn silage. Silajı kendileri üretiyorlar. Alfalfa. Yoncayı kendileri üretiyorlar. Frumento. Frumento fieno. Wheat. Buğdayı kendileri üretiyorlar. Compriamo. But we buy. Soybean. Soyayı dışarıdan alıyorlar. Premix dışarıdan alıyorlar. Premix. Corn. Mais secco. Dry corn. Dane mısırı dışarıdan alıyorlar. Bak. Soyayı, dane mısırı, premixi dışarıdan alıyorlar. Tutta la paglia. And all the straw. Ve sapı da dışarıdan alıyorlar. Hani dedi ya, düvelere sap yediriyoruz diyor ya. Sapı da dışarıdan alıyorlar. Okay. Let's talk about the price of the dam. Okay. Please continue. Fare una firma, 5 minuti fa. He needs to go to house only for 5 minutes. Okay, no problem. Because he needs to. Okay. Şimdi çiftçimizin 5 dakika eve gitmesi gerekti. Ona gidecek, gelecek. Biz de devam edeceğiz ama sorumuzun ben tercümesini tekrar yapayım. Ne demiştik? İşte neleri kendileri üretiyor, neleri dışarıdan alıyor. Yoncayı, silajı ve buğdayı kendimiz üretiyoruz dedi. Yonca silajını, mısır silajını ve buğdayı kendimiz üretiyoruz. Premix'i dışarıdan alıyor. Soyayı dışarıdan, dışarıdan alıyor. Dane mısırı dışarıdan alıyor. Sapı da dışarıdan alıyor.
how much price, how much euro sent the milk? Fiyatları konuşalım değil mi arkadaşlar biraz da. Şimdi neyi ürettiğini, neleri dışarıdan aldığını öğrendik. Sütün fiyatını soralım öncelikle. Okay, our milk is sold about 36 cents of euros. 36 euro sente sütü sattıklarını söylüyor. How much percent fat and protein? 3.70 fat, 3.20 protein. 3.70 fat. %3.7 yağ. 3.20 proteins. 3.2 protein oranında, 3.7 yağ, 3.2 yüzde protein oranında süt. Satış fiyatı da neydi? 36 cent satış fiyatı vardı. Questo è il prezzo base. This is the basic price. If you produce more fats or proteins, you can have an additional bonus. Yeah, bonus. Bonus. Yeah. Eğer diyor bu standart fiyat diyor 36 euro cent. Bu rakamlar üzerinden 36 euro cent standart fiyat. Eğer daha fazla yağınız, daha fazla proteiniz olursa üzerine bonus alırsınız diyor. Yani üzerine fazladan prim alıyorsun diyor. Okay. Do you have any government support for the milk price? Devlet desteği var mı onu soruyorum. Goldman. Government as a government. Government support. If support. Yani devlet desteği var mı sütün fiyatına onu soruyorum. Non il governo italiano perché non è possibile la comunità europea. In some cases supports farmers. Per coltivare İtalyan hükümeti değil Avrupa hükümeti bazı temel başlıklarda destekleme yapıyor diyor. Ricevo un importo pari a circa 3 centesimi directly for milk but for growing the land. For environment. Yes. Şimdi şunu sorduk ya süt desteği ne kadardır diye. Süt desteğini direkt süt desteği olarak değil ama Avrupa Birliği'nden çevreye dayalı bir üretim yaptıkları için çevreye duyarlı bir üretim yaptıkları için hani Türkiye'deki çatak projesine benziyor. Böyle bir proje şey üretim yaptıkları zaman litre başına 3 sente denk geliyor diyor. Ama ben de şunu biliyorum. Avrupa'da hektar başına bir destekleme bu destekleme. O da diyor ki o hektarı üretimimize bölersek bu çıkıyor diyor. Şimdi onu sorduk. Toplamda hektara ne kadar destek alıyorsunuz? Hani bizim doğrudan gelir desteği gibi. Anlatabildim mi? It's 450 euros per hectare. 450 euros. Okay. Per 400 450 euro 10 dekara bir hektara. Per hektar. Per hektar. Per hektar. Okay. 420 euro. Dekara 45 euro. Dekara 45 euro. Dekara 45 euro gibi bir a lot of rules, right? Yes. A lot of rules for the environment. Tante regole per Sì. Ieri in Fiera Verona ho in un convegno ho espresso messo in luce che costa birçok come kuralı var bunu ben biliyorum onu söyledim yani ne kadar çok kuralı var değil mi bu parayı almak için tutta la normativa la condizionalità per questo yes we have too much rules in fact yesterday okay şimdi bu desteklemelerden bahsettik ya bahsettiğimiz desteklemeyi alıyordu değil mi hani 36 euro sente satıyor verilen desteği litreye böldüğü zaman da 3 sent destek alıyordu. Fakat dün bizim işte daha önceki katıldığımız fuara o da katılmış ve bir konuşma yapmış. Diyor ki biz o desteği alabilmek için 1.4 euro para harcamamız gerekiyor. Yani verilen destekten daha fazla para harcayarak kurallara uyuyoruz. Bu kurallar işte genel olarak işte gübre yönetimi var, hayvan refahı var, işte çevreye ilacı düzgün atacaksın, fazla ilaç atmayacaksın, kıvamında atacaksın, gübreyi kıvamında atacaksın, çevreye zarar vermeyeceksin. Bu kurallara uyduğumuz zaman diyor 1.4 alırsan bu parayı da alıyorsun. Alıyorsun ama 1.4 euro para harcamış oluyorsun. Bir yönde zarar etmiş oluyor. Yani 3 sentin 1.4 almak için zarar ediyor. Bak. Ama 1.4 cent. Yeah. Ne cent. 3 cent destek alıyor. 3 cent destek alıyor. 1.4 sentini bu kurallara uymak için harcıyor. Anladınız mı? He's compared this the situation. Okay. Ve bundan şikayetçi olduğunu söylüyor. Yani 3 euro sent destek almak için he's right he said. He's right. Okay. Başka arkadaşlar ne sorumuz var şimdi? O soruları sizden gelsin soralım.
üretim maliyetindeki şey, biraz önce sütü kaça satıyorsun dedik ya. Hı. Mısır silajını kendi üretiyor, yoncayı kendi üretiyor. Süt maliyeti nedir? Bunu satın alsa fiyatları ne kadar? Yani o dengeleri bir kuralım. We know, we learned for the meat price. Okay. But what is the your spend? Our cost. Cost, sorry. Quanti sono i nostri costi per? Per oggi sono circa 16 centesimi per ogni litro di latte prodotto. 16 cents for 1 liter. 16 euro cent maliyetimiz var diyor. Rasyon maliyeti olarak mı söylüyor? Rasyon bunlar? Maliyeti, yem, evet. Maliyeti. Yani 36 euro sente satıyor. 16 euro sent sadece yem maliyeti var. Yem maliyeti. İççilik mi içilik şey, o şey yok. İşletme sadece yem maliyeti. Hariç. İşletme giderleri hariç. Şimdi buradan yola çıkarak diyoruz ki önce şeyleri soralım. Dışarıdan aldıklarının fiyatını soralım. Sonra da kendi ürettiklerini dışarıdan alsa kaça olur onu soralım. Evet. Kendi okay. Ürettiğinde kaça mal ediyor, dışarıdan satın alsa kaç lira? Okay, it looks like good, but we want to learn what is the price of the soybeans and corn and straw and premix. Okay. And after that we can discuss about your feed, alfalfa alfa and mais silage. Okay. Vuole sapere quanto costa, quanto ti viene a costare la 340 euros per tons. Ton. 340 euro bir tonu. Soyanın. Hemen hesap edelim. 340 euro bir ton olursa 3 liradan çarp. 1120 lira. 1120. Tonu 1120 lira. 1100 falan geliyor kusura. Nasıl fiyat? 1120 lira soya küspesi. Soya Türkiye'ye prosesi. Göre çok ucuz. Türkiye'de ne kadar? 200 küsür. 1200 lira zaten. Yok küspesi 200. De böyle. Küspesini bilmiyorsun. Kendi fiyatı. Onu artık izleyicilerimiz bilenler şey yapsın, karşılaştırsın. Bizim görevimiz buradaki fiyatı vermek. Buradaki fiyat bir ton soya 340 euro. O da yaklaşık bugünkü kurla 1120 lira ediyor. Okay, soya. It's okay. Mais sono 210 euro tonnellata. Okay, what about corn? Is it costs tane mısır 210 euro. 450 euros per tons. Bir ton premixin o bahsettiği hani yem içerisinde yağ var, protein var, mineralleri var dediği. Buranın yemi. Premixin 400 and 50. 50. 450 euro tonu. 1500 lira. Zaten bu biraz şey içeriğini bilmediğimiz için bunu yorumlayamayız. Bu içeriği evet, biraz şey olur. İçerik farklı. Bu zaten 2-2,5 kilo kullanıyordu. Bunu zor yorumlarız yani. Silaj. Ha. Silajın. Ha, dur, straw'a geldik. Straw. La paglia. La paglia. Sap. Dunque l'ultima abbiamo pagata intorno 9 euro quintale, 90 euro tonnellata. 90 euros per tons. 90 euro. 90 euro sapın tonu arkadaşlar. 9-3-9-300 lira. Bu da Türkiye ile aynı. It's same price for like a Turkey. Okay. We are talking about the your feeds. Is a silage and alfa alfa silage. And corn silage. Vuole sapere della calcoliamo per tons for corn silage. 42 euros. 42. 42 euro bir ton mısır silajı. If you buy, huh? If you se buy. La produci o il costo di il mio costo di produzione. Production cost. Kendi üretim maliyeti arkadaşlar. Hmm. Satın alma değil. Satın alacak olursa if you buy e se la compri invece bakın şimdi 42 euro üretim maliyeti it's the same it's almost the same he says aynı fiyat diyor ya dışarıdan alsak da aynı fiyat diyor çünkü onlar maliyetlerin içerisine işçiliklerini de koyuyorlar şeylerini de koyuyorlar değil mi okey neyi kaldı şimdi alfa 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 circa 70 euro tonnellata 70 euros for tons 70 euro bir tonu yonca silajının bize göre euro, çok 37 21 bayağı pahalı. 230 lira. 210 lira. 210. Bak euro 70 70 euro 210 lira. 300 lira. Olmaz ucuz oluyor o zaman. 200 ucuz mu oluyor? Ucuz oluyor o zaman. Silaj ama. Silaj. Ha silajı silaj. Kuru yonca değil. Alfa alfa silaj. Alfa alfa silaj. Hey. 70. Alfa alfa hey. Hey. Sono 14 140 euro tonnellata. 140 euros per tons. Yoncanın sapı da 140 euro. My production.
Kendi üretim maliyeti, kendi üretim. Okay. O da 500 liraya gelir. Şimdi oldu. Aynı. Okay, same price burada, in Turkey. Burada bir ayrıntı öğrenelim. Mısır tane silajını ve yonca silajını ikisini ayrı ayrı olarak kaç yıldır uyguluyorlar? He said we use two silage system. Corn silage and maize silage. Yes. Quanti anni fa iniziato a usare il Şimdi neyi sorduk? Diyoruz ki mısır silajını kullanıyor ama yanında bir de tane mısır silajı yapıyor. Bunu ne zaman başladı? Onu sordu arkadaşımız. Quando... Sì, da circa 20 anni hanno incominciato c'è la tecnica della trincia che riusciva a rompere la granella. 20 anni. We are using it from 20 years. 20 years ago. Yes, they started. Arkadaşlar 20 yıl önce tane mısır silajını yedirmeye başlamışlar. Tabii burada şuna dikkat çekmek lazım. Hani onlar biliyor, yapıyor da biz yapmıyoruz gibi değil. Bunların kurutma problemi var. We know that this is a very rainy area, and then it's the wet is very problem, big problem for the harvesting. The solution is corn silage. Yes, dice che praticamente qua è il problema è il tempo. Yani biz bunu yapmıyoruz ama bizim mısırlarımız tabii kuruyor. Bunların bir de kurumamadan dolayı mısırlarını silaj yapma mecburiyetten dolayı. They have to. Yes. They have to. Okay. Yonca silajıyla mısır silajı arasındaki fark ne? Neye dikkat etmek lazım değil mi bunu yaparken? Veya da kuru yoncayla yoncanın silajı arasındaki farkı. Besleme açısından mı diyorsun? Yani faydası, hayvana faydası. Okay. We are talking about the dry alfalfa and silage alfalfa. Alfalfa silage is better because they... Yonca silajı daha iyi diyor kuru ot yoncadan. Okay. Facciamo lo sfalcio prima. They cut it earlier in April. Daha erken hasat edebiliyor. Yani Nisan ayında hasat etmiş oluyor. 3 gün güneş olsa bize yeter diyor o tarihlerde. In the product is actually digested correctly. Yeah. NDF. Really high NDF. NDF. And the high protein. NDF denir. Hazmolabilir protein oranı. Evet. NDF. Evet. NDF dedikleri NDF. Hazmolabilir protein oranı daha yüksek. The higher than the dry. È più asciutta, c'è la più alta quella insilata di quella asciutta. Sì. Şimdi ne diyor? Şey yaptığı zaman yaz döneminde illa silaj çukuruna koymak zorunda değil. Öyle de bir avantajı var. Balya yaparız. Paket yaparız. Paket. Rulo balle yaparız diyor. Rulo balle olarak kullanabiliriz. Öyle de bir avantajı var. Do you any use microorganism for the silage? Alfalfa? Utilizzi di microorganismi per il... Evet, uyguluyoruz diyor. Brazi di Buchneri. Come si chiama? Buchneri. Yonca'ya diyor bir bakteri uyguluyor musunuz diye soru geldi. Onlar da uyguluyoruz dediler. Bugneri. Bugneri is the brand, huh? The name of... Name of the... Bakteri. The kind of bacteria. Bugneri diye bir bakteri uyguladıklarını söylüyor. Fermentasyonu arttırmak ve hızlandırmak, daha hızlı bir seviyede asidite oranını düşürmek için bunu kullanıyorlar arkadaşlar. Mısır silajına da, yonca silajına da biz bakteri kullanıyoruz diyor arkadaşlar. Okay. Bir Türkiye'deki Tiyamar'daki kesif yem, kaba yem oranı 45'e 55 veya 60'a 40. İdeal rakamlar diye şey yapıyoruz. Burayı dinlediğim zaman neredeyse 90'a 10. Fark ettiniz mi bilmiyorum Hüseyin Bey. Yani. Toplayalım onu hesap edelim. Şimdi sorumuz şu arkadaşlar. Türkiye'de 60'a 40 kaba yemle kesif yem oranı diye konuşuluyor diyor arkadaşımız. Ama burada rasyonu dinlediğimiz zaman 90'a 10 gibi diyor. Hesap edelim. Total rasyon. How much kilogram? Quanti chili era tutta la razione? Per le vacche sono circa 44-45 chili. Per una mucca? Sì, 45 or 46 per one cow. Okay. How much percent is a soybean and premix and soybean and premix. Okay. And then the cereal corn. Corn. We can calculate. Okay, no problem. Şimdi ne kadar soya kullanıyor? 2,5 kilo soya kullanıyor, değil mi? Mehmet ne kadar şey yazdıydın? Soya yazdın. Rasyonda. 40% sul totale. 2,5 soya. Ne kadar mısır yazdın? Dane mısır? Soya, mais 40%. 5 kilo yazdın, 7,5. 2,5 da öbürü 10. 10 kilogram.
Okay, premix soya and corn are 40%. Şimdi rasyonun 40-45 kilo çıkıyor. Fakat içerine koyduğumuzun diyor kuru madde oranı, kuru madde oranı bak yem değil, kuru madde evet. oranı %40-45 geliyor diyor. Yani yonca silajın içerisinde de bir kuru madde var. Silajın içinde de bir kuru madde var. Evet. Değil mi? O hani buğdaygil yem bitkisinin içerisinde bir kuru madde var. Artı öbürlerini de koyduğun zaman 40-45% dry material in the ratio. Mm-hmm. Okay. Yes. Okay. Let's visit the other points because okay. We have the calves and heifers and milking uh-huh. cows. Okay. Right. Okay. Şimdi arkadaşlar burada çok durduk. Biraz da diğer yerleri gezelim. Değerli izleyiciler, şimdi ahırın öbür tarafına geldik. Öbür tarafında diğer taraftayız. Diğer tarafta ise 3 bölmeden oluşuyor. Let's talk about this barn. This okay. is three part of the cows, huh? Yes, okay. The central one is a kind of hospital. Sağ tarafta arkadaşlar kurudaki hayvanlar var. Orta kısımda bir hastane gibi diyor. Orta kısımda yeni doğum yapmış bu siyah hayvan. Öbür olanın bir hastalık problemi var. Hasta olanlar, doğum yapanlar, onlar için özel bir bölme oluşturmuşlar. Farkı görüyorsunuz. Ortada bir sap verilmiş, ortaya sap atılmış. O şekilde onlar bulunduruluyor. And the last one, the other one is the milking cows. I giovani anche di primo lattazione. The young milking cows. Birinci laktasyondaki şeyler, sağ mal hayvanlar da sol taraftaki diğer hani bizim ana grubun yanında, verimli grubun yanında. Şimdi ne yapıyor? O zaman şöyle sayarsak, en sağımızda en yüksek verimliler vardı. Ondan sonra birinci laktasyondaki sağ mallar, ondan sonra hastane, yani o padok, hastane ve doğum padoku, ondan sonra da kurudaki hayvanlar var. Okay. Questa struttura è stata costruita da mio padre nel 1980. Hey, this stable was built in 1980. Bu ahıra çiftçimizin dedesi yapmış 1980'de. 1980. Right? 1980. 1980. His grandfather. Yeah. No. Not his, your. No, my grandfather. Your he's grandfather. The, okay. He's okay. It's, yani çiftçimizin babası yapmış, Margarita'nın da dedesi yapmış oluyor. 50 hayvan için yapılmışmış. Just for the 50 cows. Yes. Okay. Poi abbiamo fatto molte modifiche. Then they make it bigger. Abbiamo montato. 1998'de de sahmaneyi yapmışlar. Misurare il latte. Mm-hmm. Okay. Milk measuring. Yeah. Milk measuring. Elektronik ölçme sistemi var diyor sahmanenin. How much cows milking one okay. time? Quante mucche mungia alla volta? 14, no? 14. Bir sahamda 14 hayvan sağılabiliyor arkadaşlar. Sahım yapıldığında. Bir sahamda 2 line. Mm-hmm. Yeah. 7 plus 7. 7 plus 7. Yeah. 2 çarpı 7 sahamal sistem. I know. That feel the okay, I know. Okay. Okay, that's padometresi var diyor ayaklarında. Ayaklarındaki padometreyle hangi ineğin hangisi olduğu belli oluyor diyor. Con okay. Il programma di gestione di tutta la stalla. That is connected with the whole programma computer. Computer. Ve bu tabi pedometre olduğu için ayağında sistem hangi hayvan ne kadar süt verdi, ne kadar vermedi, hangisinde sıkıntı var, ne yok, onların hepsinin kayıtları tutuluyor arkadaşlar. Okay. Da allora è migliorata la gestione perché change and every cows everything. So it was important. Şu anda diyor bu çok önemli bir sistem diyor, kayıt tutma diyor. Her şey kayıtlı olması isteniyor diyor. O yüzden de diyor modern bir hayvancılık yapmak için kayıt tutulması gerektiğini söylüyor. Le stalle sono lunghe 50 metri. Okay. Stables are 50 meters long. 50 metre uzunluğunda ahır. 7 meters. 7 metre en yüksek. In the highest point. Highest points. 7 metre çatının tepe yüksekliği. Şimdi arkadaşlar isterseniz buzağlara gidelim bakalım. Buzağlar benim için çok önemli. Hani buradaki buzağı mevzusu, bunu da bir aktaralım izleyicilerimize. Değerli arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi çiftliğimizin buzağa bakım bölmesine de geldik. Çok güzel bir buzağa düzeni kurulmuş. It look like a perfect situation for the calves. Ah, oh, thank you. It's very nice. Look nice. Oh, thank you. Okay. What can we explain the our system, uh-huh. your system for the farmers? Okay, okay. First of all, my mom works here.
Diyor ki şimdi Margarita, annem çiftlikte çalışıyor ve annem bu işe bakıyor. Buzağa bakım besleme işiyor çünkü. It's the most important point for the cow's care. Huh? Yes. En önemli çiftliğin işi çünkü buzağa bakma besleme işi. That means the boss is working with the calves. Yes. Yes. My mom. He's the boss, real boss. Yes. Şimdi şunu diyorum, patron demek ki buzağlara bakıyor. Yani başka bir yere bakmıyor. Okay. When the calves is burning, what did you do for the first care application? Le prime cure. Yani buzağa ilk doğduğunda ne yapıyorsunuz diye soruyorum arkadaşlar. 4 litri di colostro. Okay, in the first colostrum. Few hours, life. Okay, şimdi buzağa doğa doğmaz arkadaşlar, birkaç saat içerisinde hemen 4 litre bu ana sütü, av sütü, kolostrum, av sütü. 4 litre. 4 litre diyor, bir seferde diyor yani, hemen daha 2-3 sefer için. And then, later, sonra? Latte di vacca. Due volte al giorno. Okay, two times a day, 2 liters. So 4 liters. Two to four liters yeah, per day. Per day. Günde iki defa 2'şer litre inek sütü. Ondan sonra vermeye başlıyorlar. Poi latte artificiale, latte in polvere, powder milk. T grams of powder per 1 liter. Okay, 1 litreye 150 gram mama olmak şartıyla günde 3 litre ve 3 litre 6 litre mamaya çıkıyorlar. When they start the powder milk. After the okay on the third day of life. Third day. Yes. Okay. Üçüncü gününden sonra mamaya geçiyorlar arkadaşlar. Bak ilk gün buzağa av sütü verdi. İkinci gün inek sütü verdi. 2-2-4. Üçüncü günden itibaren de mamaya geçiyorlar. Mamada da 1 litreye 150 gram mama koyup ondan sonra onu da 3'er litre 6 litre veriyorlar. When they cut the powder milk. When they cut and after the months, after the 2 months? Quando smettono il latte in polvere? 2 mesi. After 2 months. 2 ay oluncaya kadar bu şey devam ediyor. Mama. 2 aya kadar. 2 ayın sonunda diyor, doğum ağırlığının 2 katına ulaşması gerekir diyor. Mamada bitkisel içeriği mi tercih ediyor, hayvansal içerikli mamayı mı tercih ediyor? His question. His question is about the powder milk. Vegetale o animale? No, animale. Animal. Animal diyor. Yani hayvansal içerikli tabii, olanı seçiyor. Bizde biz sıkıntı yaşadık geçen sene. Çok buzağı ölümü de bunlarda da aynı oldu mu ki? His problem is herbal powder milk. Non abbiamo perso, non è morto nessun vitellino. No. Şimdi biz diyor bitkisel mama sütünü, mama tozunu kullandık. Bundan dolayı verim kaybı yaşadık. Birkaç yıl kullandık. Verim kaybı yaşadık. Gelişme yeterli olmadı. Yeterli olmayınca da biz hayvansal içerikli mamaya geçtik. Ama hiç buzağı kaybetmemişler. O sebepten dolayı buzağı kaybetmemişler. Buzağlarda ishal problemi yüzde kaç yaşıyorlar? What the question is? Şimdi ne soruyor arkadaşımız? Buzağlardaki ishal problemi ne kadar, nasıl yaşıyorlar, yüzde ne kadar yaşıyorlar diye. What is the problem of percent is diarrhea? Do you know diarrhea? He knows diarrhea. Ah, la percentuale di. Partiamo. Percent. Tre anni fa. Abbiamo cambiato tutta la gestione we, perché ha incominciato Claudia a gestire. Completely the organization here because my mom started to work. Abbiamo 3 years ago. Una consulente, una veterinaria che ci ha seguito. We have we needed to use a kind of. Okay. I get it. Şimdi diyor ki biz diyor 3 sene önce. Benim hanım diyor bu işi organizasyonu değiştirdi diyor. Yani sıkıntıları varmış. O ishalle alakalı. Hanım bu sistemi değiştirdiği zaman da diyor bir veteriner hekimle beraber çalışmaya başladık diyor. Veteriner hekim günde ilk doğduğu gün 4 litre buzağının illaki ağız sütü içmesini mecbur tutmuş. Sağladık. Eğer içmezse bile sondayla ağzına dıkmışlar yani. O kadar önemli görmüşler bu işi. Ondan sonra the result is perfect, ha? Yes. No diarrhea. Risultato. Okay, it's coming. Okay, okay geliyor. It's coming. Abbiamo then, per un anno monitorato e fatto i prelievi su tutte le diarree per capire cosa c'era. Okay, we used to have a big problem with diarrhea. Okay, just two. But, yeah, only two. Şimdi arkadaşlar hikaye biraz uzun oldu ama hemen ben size kısaca özetleyeceğim. Ne anlattı? İşte
buzağlar bakımla alakalı 3 sene önce yeni bir sisteme geçmişler. Yeni sisteme geçtiklerinde veteriner demiş ki buna günün birinci günde 4 litre illaki kolostrumu, ağustusunu içireceksiniz. Olmazsa zorla sondayla içireceksiniz. Bunu da içirmişler. Fakat bundan önce de o ishallerle alakalı veteriner bu tavsiyeyi yapmadan önce örnek almışlar, ishal örnekleri. İshal örneklerini laboratuvara göndermişler. Laboratuvardan gelen sonuca göre hayvanlar daha gebe kalmadan önce ne yapmışlar? Bir ilaç diyor. İşte artık orada aşı mı, ilaç mı neyse hayvanlara gebe hayvanlar gebe olmadan önce hayvanları bu şekilde besliyorlar ilaçla ya da şeyin aşıyla. Ondan sonra hayvanlar doğduktan sonraki durum bu şekilde bu uygulamayla geçen sene 150 tane dişi buzağı almışlar. 150 dişi buzağı tabii burada tuttukları için biliyorlar hayvanları. 150 dişi buzağdan ishalden dolayı hiç ölen olmamış. 2 tane ölüm olmuş, bir tanesi hasta bilmiyorlar, bir tanesi de mide probleminden dolayı bir sıkıntı olmuş. 2 tane hayvan kaybetmişler ama ishalden dolayı hiç hayvan kaybetmemişler. Durum bu şekilde. Şimdi tabii programımızın da sonuna geldik. It's very look like very nice. And then we want to say the thank you for him and then congratulations for the good system. Okay. And then if he want to say anything about the Turkish farmer, he can say the last speech. Eh? Okay. Ti ringraziamo molto per ti fare con. Şimdi ne dedim arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz bizi ziyaret ettiğiniz, aldığınız için. Tebrik ediyoruz sisteminizin güzelliğinden dolayı. Eğer Türkiye'deki çiftçi arkadaşlara bir şey söylemek isterseniz son söz olarak da bunu alalım, onu söyleyelim. Gli animali che sono stati gestiti meglio da Vitelli, adesso le primipere producono il 10% in più rispetto a quelle che producevano alcuni anni fa. 10% più produzione solo perché le vitelle sono state trattate meglio. Okay. Sono cresciute meglio senza problemi. Okay. Okay. You said that the improving of calves organization is so good that the new young cows are improving their milk production of 10%. Okay. Şimdi şunu söylüyor çiftçi arkadaşımız. Eğer düzgün bir buzağı bakımı olursa buzağları geliştirebilirseniz. Buzağı gelişimi demek, düzgün buzağı sürüsü demek. Ondan sonra ineklerde de %10 daha fazla süt verimi demektir diye söylüyor. Okay, thank you very much. And okay. Grazie della visita. He really thank you for visiting. E probabilmente la prossima visita la farete come comunità europea forse, non come. And maybe next time you will come like a European project. Project, yes. Okay, okay. Maybe we wish you. We wish you. Okay, diyor ki çok teşekkür ederiz ziyaretiniz için. Belki diyor bir dahaki sefer geldiğinizde diyor ben diyor bu Avrupa Birliği projesini uygulamış olurum. Robot you mean is robotic milking. Robotic milking. New project. Ti riferisci al nuovo progetto? No, probabilmente la Turchia potrebbe entrare nella comunità europea. No, because it was just saying it because probably Turkey will enter in European community. Okay. Later. Şimdi diyor ki Türkiye diyor Avrupa Birliği'ne girerse diyor siz de bir Avrupa Birliği ortağı olarak bizi ziyaret edersiniz diyor. Öyle bir şekilde de bir şey yapıyor. Bizi heveslendiriyor artık öyle diyelim. Allora, thank you. Ci sono tanti vantaggi. There però are many advantages. Significa anche fare and, tante carte. He said, but on the other hand, it will mean that you will have to do many rules and papers. Okay, if of course. If you will enter the European Community. Ama diyor ki Avrupa Birliği'ne girerseniz şundan emin olun, birçok evrak, kayıt, kürek işi sizi bekliyor. Bundan da haberiniz olsun diyor yani. Allora, okay. Adesso vi facciamo assaggiare i nostri formaggi. Perché così vi abituate a mangiare i nostri formaggi, vi possiamo così. Okay, now we prepared a kind of little snack, something to eat, and for all of you, and they are cheese. Okay. From Mantova, they are produced here. Okay. And okay, snack, kind of, snack. Yeah. Okay. Bize bir ikramda bulunmak istiyorlar arkadaşlar. O zaman ikramlarımızı da alalım, değil mi? Ne diyorsun? Artık ona uyacağız. Oldu. Okay. Thank you. Okay. We are cutting. Okay. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, İtalya'dan, Montana'dan seslendik sizlere. Bir süt işletmesinden çiftçi arkadaşlarımızla birlikte. İşte dilimizin döndüğünce onlardaki sistemi size aktarmaya çalıştık. Bizleri izlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.